Araya giriyorum. Erdem Akbaş hazırmış. Önemli bir çalışma var dedik. Son dakika gelişmesi var dedik. Erdeme sözü bırakalım. Erdem, Fenerbahçe'de seçim heyecanı var. Ne olacak? Ve sen şu anda adaylar arasında kimleri ön plana çıkarıyorsun? Ali Koç aday olacak mı deniliyordu ama senin elinde farklı bilgiler var. Çoklu bir yarış olabilir sanırım. Koray Baloğlu iyi yayınlar stüdyoya da selamlar. Eee aslında bu süreç başladığından itibaren e, benim genel hissiyatım üçlü seçim olacağı yönündeydi. Bunu arkadaşlarımıza sohbet ederken de e, bunu belirtmiştik. Süreç devam ettikçe aslında yaşanan gelişmeler de e, bu fikri, bunu doğrular durumda e, ilk önce net olan tabloyu anlatalım. Saadettin Saran 500 imza'yı topladı yaklaşık bir bir buçuk ay önce ve resmi olarak şu an tek aday. Saadettin Saran'ın adaylığı sonrası. Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yaptığı bir açıklama vardı. Saadettin Bey'i işaret ederek aday olması halinde seçime gireceğini ifade etmişti. Fakat bunu kendi ağzından açıkladığı zaman ancak insanların resmi bir şekilde değerlendirmesi gerektiğinde kısa bir süre önce yaklaşık iki gün önce vurguladı. Aziz Başkan'ın, Aziz Yıldırım'ın bu hamlesinden sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da aday olabileceğini daha önce e, bu sene bırakıyorum demişti Fenerbahçe Başkanı daha sonra aday olabileceğini e, yine dedi. Burada şöyle bir durum var bu net olarak bir belirlen tablo şu Saadettin Saran Ali Koç'un vereceği kararı bekliyor bugün içinde e, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan bir açıklama yapmasını bekliyoruz ama bu yazılı bir açıklama da olabilir e, kulübün yayın organları üzerinden başka tarzda bir açıklama olabilir. Bugün içinde böyle bir açıklama bekleniyor. Saadettin Saran, Ali Koç'un vereceği karara göre adaylıktan çekilebileceğini söylemişti. Fakat son dönemde yaşananların ardından Saadettin Saran'ın seçime girmeye çok kararlı olduğunu biz belirtelim. Cuma gününe kadar bir süre vermek değil. Cuma günü bir açıklama gelmezse pazartesi günü adaylığını açıklayacağını söyledi Saadettin Saran. Bizzat kendisi açıkladı. Bu noktada Saadettin Bey'in seçime girmesi artık zaten 500 imzası da var. Kesin gözüyle bakılıyor. Ali Bey'in hala çekimser olduğu yönünde bir bilgi var. Fakat yönetim çalışmalarına da devam ediyor. Bu sebeple Ali Koç da seçime girme yönünde şu an inisiyatifi bence o yönde. Ee, yönetimini de o yönde şekillendireceği söyleniyor. Pazartesi günü önümüzdeki haftada bugün bugün açıklama gelmezse bu konuda bir e, net, net net bir tablo göreceğimizi düşünüyorum. Az Yıldırım ise Saadettin Saran e, seçime girdiği durumda Az Yıldırım'ın da aday olacağını zaten kendisi işaret ederek belirtmişti. Fenerbahçe'de aslında e, gidişat üçlü seçime doğru gidiliyor üçlü 3 üç ay dayında katılacağı bir kongre yaşayabiliriz. Bunu yüksek olasılık olarak görüyorum. E, ee, Tabi burada tarihsel olarak da önemli şeyler var. Şu an teamül uygulanırsa e, Mayıs'ın 25 Mayıs'ta Fenerbahçe seçimi yapılıyor. Fakat 18 Mayıs'a kadar dengeç listelerin teslim edilir. Yani imzaların verilmesi gerekiyor. Yani önümüzdeki hafta Fenerbahçe için çok kritik olacak. Fakat yönetim bir karar alır. Seçim tarihini ertelerse İlk toplantı 30-31 Mayıs, e, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 8-9 Haziran'da yapılacak. Yani Fenerbahçe'de aslında baktığımız zaman kritik bir bir aya, e, eğer seçim tarihi ötelenirse, ötelenmezse kritik bir 15 güne giriyoruz diyebiliriz. E, Tabi burada e, adayların, yani burada bu bir eleştiri de olabilir camiye. eleştirilen kısım belli bir kısım şunu eleştiriyor. Saadettin Saran Ali Koç'u Ali Koç aday olmak için Az Yıldırım'ı Az Yıldırım aday olmak için Saadettin Bey'in kararını bekliyor gibi bir algı var şunu ilk olarak belirtelim Az Yıldırım herhangi bir kimsenin kararını beklemiyor Az Yıldırım 6 ay önce yaptığı sükunet açıklaması vardı Fenerbahçe'nin başkanlık problemi yoktur sahaya odaklanın. daha sonra yine benzer açıklamalarını gördük Az Yıldırım sadece matematiksel olarak her ne olursa olsun Fenerbahçe matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam ediyor Matematiksel olarak Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının bitmesini e, şu süreçte e, bu gündeme çok fazla girmediğini de belirtelim. Fenerbahçe pazar günü oynayacak. Tüm maçlar pazar günü. Ardından ihtimal devam ederse Galatasaray'la bir maç olacak. O yüzden az yıldırımın da bu noktada olduğunu belirtelim. Tabii ki de e, yaşanacak sürece göre kendi ekibine daha önce çalıştığı insanlara... E, hazır olalım şeklinde e, sohbetler yaptığını da konuşmalar yaptığını da biliyoruz. O yüzden bu kadar doğal bir şey de yok. Yani Az Yıldırım her zaman Fenerbahçe için doğal adaydır. Hazır olması da gayet normaldir. O yüzden böyle bir durum var. E, üç adayın birbirini beklediği kanısı var ama e, bugün Ali Koç'tan pazartesi günü Saadetli Saran'dan, önümüzdeki süreçte de gelişmelere göre Az Yıldırım'dan Adaylık açıklaması bekliyoruz. Evet. Birazcık şimdi olayı daha da somut şekillendirelim. Ali Koç'un yeniden başkanlığa aday olma ihtimalini ne kadar ciddi görüyorsun? Yani yönetimine, yöneticilerine, bazı yöneticilere devam etmeyeceğini, yönetimin değiştirme yönünde çalışmalar yaptığını şu an biliyoruz. Yani aday olmayı düşünmeyen bir insan bu tarz çalışmalar tamam, zaten yani yapmaz. Tamam başkan şu anda... Yeniden aday olacak o zaman çok büyük ihtimalle değil mi? Bir yani, genel, yani genel kanı bu yönde ama tabii ki de şöyle de bir durum var. Süreçte çok fazla yıpranan bir Fenerbahçe başkanı var Ali Koç. Elbette evet. bu bu sürecin ardından bireysel olarak da bir e, devam etmeme isteği de olabilir. Bir anlık değişiklik de olabilir ama genel gidişat devam yani edeceği Yani şu an devam edecek gibi gözüküyor evet. o zaman. Saadettin Bey bu şartlar altında kesinlikle aday olacak mı? Ali Koç'la bir yarışa girmeyi göz önünde bulunduruyor mu? Saadettin Bey aslında bunu net bir şekilde ifade etmişti. Ali Koç aday ben aday değilim dedi. Fakat yaşanan süreçte o kadar fazla bekledi ki Saadettin Bey'in de devam eden çalışmaları var. Çok ciddi de çalışmaları var Fenerbahçe'nin geleceğiyle alakalı. Bir başkan adayının da bu şekilde bekletilmesini kendi yönetici grubu ve kendisi de doğru bulmuyor. E o yüzden bu süreçten dolayı o Ali Koç aday olsa da Saadettin Saray'ın aday olma ihtimali oldukça güçlü. Tamam şimdi o zaman Ali Bey aday gibi gözüküyor. Saadettin Bey çok bekletildi. Aday şu an aday. Tabii aynı şekilde yine imza da topladı. Şu an aslında tek aday resmi evet. olarak Saadettin Bey değil mi? Evet. Resmi olarak kendisi. Aziz Bey bu işin şu kısmında mı? Ben Saadettin Sara'nın başkan olmasına istemiyorum. Ben Ali Koç'la birebir belki yarışa girmesem bile Saadettin Saran tek girecek olursa ben yeniden aday olacağım kısmında mı? Ben Aziz Bey için şimdi bu ifadeleri destekleyecek bir şey söyleyemem. Fakat Aziz Bey e, Ali Bey aday olsa da Saadettin Bey aday olsa da seçime girer. E, Saadettin Bey tek olsa da seçime girer. Ali Bey aday olsa da karşısına çıkıp seçime girebilir. Yani burada Aziz Bey'in yaptığı bir açıklama var. Benim ağzımdan bir şey duymadıkça konuyu resmiyete e, dökmeyelim. Kimse inanmasın benim ağzımdan yapacağım açıklamayı bizzat benim yapacağım açıklamayı beklesin dedi. Tabii biz burada şunu aktarıyoruz. Ortada bir e, çalışma değil ama bir hazırlık var. Yani az Yıldırım'ın da e, kendi yakın çevresinde bir hazırlığı olduğunu biliyoruz. E bunları biliyorken süreci okumakta şuraya kalıyor. Saadettin Bey ve evet, Tek aday olursa e, gidecek. Aziz Bey önce açıklayabilir. E, Ali Bey daha sonra açıklayabilir. Ama burada ben e, artık süreç buraya götürdü birazcık da. Ali Bey Saadettin Bey karşısına çıkarsa da Aziz Bey'in de e, bu noktada hazırlığı olduğu Aşker o yüzden üçlü seçime doğru diyoruz. Evet. Yani burada bu süreci şimdi bu haberler çok çıktığı için bunu dile getiriyorum evet. ben. Yani Aziz Bey Saadettin Saran'ın Fenerbahçe başkanı olmasına karşı o yüzden kesinlikle ya kendisi aday olur ya da bir ekip kurulmasında yardımcı olur başka bir aday çıkarılmasına yardım ederdi. hep yorumlar oluyor. Ya Sen onu, de biliyorsun bu çok onu... konuşulan bir şey ama 20 yıldır Fenerbahçe'nin başkanlığını yapmış bir ismin sadece birisini başkan yapmamak üzerine bütün stratejisini oluşturacağını düşünemeyiz herhalde. Yani Aziz Bey burada yeniden görev almak istiyor mu istemiyor mu? Asıl merak edilen konu bence bu şu anda. Şunu net olarak belirtelim. Aziz Bey birini işaret etmez. Aday olacaksa kendi aday olur. Bu Ali Koç'un karşısına veya Saadettin Bey'in karşısına diye çok da fazla böyle bir ayırt edeceğini de düşünmüyorum şu noktadan sonra. Çünkü söylenen sözler var yaşanan gelişmeler var. Camia içinde de önemli konular var. O yüzden bu dönemde elini taşın altına koymaktan çekinmeyecek bence son insan Aziz Yıldırım'dır. O yüzden şey noktasında değiliz. Yani birini işaret etmez. Aday olursa kendi aday olur. Evet. Bu konuda da ilerleyen süreç bu hızlanma adaylar sürecinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan bugün bir açıklama bekliyoruz dedin. Evet. Yazılı da olabilir dedin. Saadettin Bey için Süre ne zamana kadar veriyorsunuz? O kendisi açıklama bir açıklama gelirdi? yaptı. Cuma günü ne kadar eğer Ali Bey'den açıklama gelmezse, res, yani biz adaylık yani seçim sürecimizi başlatıyoruz tam anlamıyla demişti. E, bugün de Cuma saatte zaten iki, e, yani bugün bir açıklama gelse de Saadettin Bey'in yaptığı açıklamanın içindeki bazı detaylara baktığımız zaman adaya, yani seçime girmeye kararlı olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Kendi yönetiminden de zaten baskı var. Ya bu da şöyle bir şey. Bu seçimde Saadettin Bey'in çekilmesi demek aslında bir sonraki seçimlerde de Fenerbahçe ile alakalı alınacağı kararların daha çok sorgulanacağı anlamına da geliyor bir taraftan. O yüzden Ali Bey'in karşısına da aday çıkma ihtimali oldukça güçlü. Hatta yani çok daha net bir durum buna diyebiliriz. Bu tarz sorular hep sorulur seçim dönemlerinde. O yüzden soruyorum. Hiç konusu açılmadı zannetmiyorum da ama olası bir birleşme olur mu? Mesela Ali Bey... Saadettin Bey gelin benim yönetimimde yer alın beraber girelim. Ben belki bir sonraki seçimde bırakayım size başkanlığı vesaire gibi. Böyle şeyler hiç perde arkasında kulislerde konuşuluyor mu? Bir hafta önce bir hafta on gün öncesine kadar bunlar net bir şekilde konuşuluyordu. Yani net bir şekilde demeyelim böyle ihtimaller olabileceği. Ali Bey giderse Saadettin Bey'in yönetiminden bazı isimlerin onun yönetiminde yer alacağı yönünde elbette konuşulan konular vardı. Bilgiler de vardı fakat şu geldiğimiz noktada bundan bahsedemeyiz. Çünkü bu süreçte Saadettin Bey'in de belli kırgınlık demeyelim ama yanlış bulduğu bazı şeyler oldu. Bu kongrede konuşturulmama meselesi bunlardan birisi midir? Ya yani o orayı, o konuya tabii ki de o gün orada konuşmama sebebi Saadettin Bey'le ilgili değildi, o gün oradaki atmosferle alakalıydı. Saadettin Bey'in özelinde alınmış bir karar değildi. Onun orada dediğim gibi o yanlış bulundu ama onun devamında zaten ikili arasındaki. Ali Koç ve Saadettin Bey arasındaki ilişki gayet normaldi. Fakat şu bekleme süreci Saadettin Bey ve ekibinde bazı şeyleri değiştirdi diyebiliriz. Anlıyorum. Herhangi bir sorunuz var mı Erdem'e? Teşekkürler. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz Erdem. İyi yayınlar. Ağzına sağlık. Gelişmeleri takip edeceğiz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bugün içerisinde adaylıkla ilgili bir açıklama yapmasını bekliyoruz dedi. Erdem Akbaş, Aspor muhabiri.